Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size fiilde çatı kavramını anlatmak istiyorum. Fiilde çatı öncelikle nesnesine ve öznesine göre ikiye ayrılır. Nesnesine göre geçişli, geçişsiz ettirgen ve oldurgan olarak karşımıza çıkar. Öznesine göre ise çatı kavramını e, biz etken, edilgen, işteş ve dönüşlü olarak alırız arkadaşlar. Şimdi geçelim geçişli fiillere. Geçişli fiil dediğimiz arkadaşlar nesne alabilen fiil demektir. Nasıl oluyor bu? Neyi ve kimi sorularına cevap verirse geçişli bir fiil söz konusudur. Yüklemimiz neyi ve kimi sorularına cevap verecek. Yani fiilimiz tekrar ediyorum neyi ya da kimi sorusuna cevap verecek. Mesela kes diyelim. Neyi kes? Onu kes. Bakın oluyor. Peki koş de desem onu koş oluyor mu? Olmuyor. Dolayısıyla bu fiil alttaki fiil ne yazık ki geçişsiz bir fiil. Bir örnek daha verelim arkadaşlar. Ver. Neyi ver? Onu ver. Bakın oluyor. Ya da al. Neyi al? Onu al. Bakın oluyor. Geçişsiz fiilde tam tersi arkadaşlar. Nesne alamayan fiillerdir. Ne gibi? Biraz önce de söyledik. Koş. Neyi koş? Olmuyor. Ee, hopla. Neyi hopla? Olmuyor. Zıpla. Neyi zıpla? Olmuyor. Bakın bunların hepsi geçişsiz fiillerdir. Yine aynı şekilde uyu ya da kalk. Bunlar geçişsiz fiiller olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Şimdi ettirgen bir fiil şudur. Başkasına yapma anlamı taşıyacak. Daha doğrusu dil bilgisel tanım. Geçişli bir fiil. R, T, dır ya da tır ekleri alarak daha da geçişli hale gelecek. Bir de arkadaşlar ettirgende e, başkasına yapma anlamı vardır. Mesela götür. Neye götür? Bakın geçişli bir fiil. Götürt dersem başkasına yaptırma anlamı olur. Bu zaten geçişsizdi. E, pardon geçişliydi. Daha da geçişli hale geldiyse buna biz ettirgen diyoruz. Yine aynı şekilde al. Neyi al? Bakın geçli bir fiil. Ama bunu dersem ki aldır. Bakın başkasına yaptırım anlamı var. Aynı şekilde nedir arkadaşlar? Bu zaten geçişliydi. Bakın başkasına aldır. Neyi aldır? Yine cevap veriyor. Yine geçişli oldu. İşte biz bu fiillere ettirgen fiil diyoruz. Gelelim arkadaşlar. Oldurgan fiilleri. Oldurgan fiillerimiz bir geçişsiz fiil olacak ve biz bunu olduracağız. Yani geçişsizi geçişli hale getireceğiz. Peki bu nasıl olacak? Biraz önce yazdığım ekler vardı arkadaşlar hatırlarsanız. r, t, dır ya da tır eklerim. Bunlarla yapıyorum. Mesela uyu. Geçişli mi? Hayır. Neyi uyu? Bakın geçişsiz bir fiil var. Şimdi ben buna geliyorum. Uyut dersem neyi uyut? Kim uyut? Bebeği uyut örneğin. Ne yaptım arkadaşlar? Geçişsiz bir fiili geçişli hale getirdim. İşte buna da ne diyormuşuz biz? Oldurgan diyormuşuz. Biraz önce yazdığım örnek vardı. Zıplamak. Evet, zıpla. Neyi zıpla? Oluyor mu? Hayır, geçişsiz bir fiil. Peki zıplat dersem? Evet, artık bu bir geçişli fiil olduğu için oldurgan diyorum. Evet, buraya kadar anlaşılmayan yok umarım arkadaşlar. Şimdi gelelim öznesine göre çatıya. Öznesine göre çatıda da ad üstünde arkadaşlar. Bunda nesini alıp alamadığına bakıyordum. Bunda da öznesine bakacağım. Şimdi etken fiil işi yapan kişi bellidir. Ne gibi arkadaşlar? Ali geldi. Yani gerçek öznedir. Bakın geldi yüklem. Kim geldi? Ali. Özne. İşi yapan kim? Ali. Sıkıntı var mı? Muhtemelen yoktur. Basit örnekler işte ayı uyandı. Ne yaptı? Yaz geldi uyanmış. Uyandı yüklem. Kim uyandı? Ayı. Bakın özne bizzat işi yapan varlık. Peki edilgen ne arkadaşlar? Yine bir özlem var ama sözde özlem var. Örneğin çöpler toplandı. E şimdi yüklem toplandı. Kim toplandı? Ne toplandı? Çöpler. Şimdi bakın bu özde. Peki çöpleri toplayan belediye işçileri mi yoksa çöpler kendi kendine mi toplanıyor? Çöplerin kendi kendine toplandığını hiç gördünüz mü? Görmedik. İşte sözde özne diyoruz biz buna ve bu edilgen bir fiil olarak karşımıza çıkıyor. Bir örnekle daha pekiştirelim arkadaşlar. Bulaşıklar yıkandı. E şimdi yıkandı yüklem. Ne yıkandı? Bulaşıklar özne. E hiç bulaşıklar kendi kendine yıkanır mı arkadaşlar? Mümkün değil değil mi? Dolayısıyla bakın işi yapan başkası işte evin kızı ya da evin Bulaşık makinası Bir şekilde yıkanıyor Ama işi yapan ortada mı Yok Dolayısıyla bu sözde öznedir Ve arkadaşlar dolayısıyla Bu edilgen Yapılı bir Fiil çatısına göre Gelelim Dönüşlüye arkadaşlar İşleşi birazdan işleyeceğim Evet şimdi size iki tane cümle Yazayım ben Şuraya yazayım. Hmm, çöpler toplandı. Ali gitmek için toplandı. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu Yüklemlere bir dikkat edelim. Fark var mı? Yapıda yok. Ama şöyle anlam farkı var. Bu edilgen değil mi? Biraz önce örnek verdik. Kim toplandı Ali? Bakın. Bu sözde özne mi? Hayır. İşi yapan bizzat Ali. Dolayısıyla arkadaşlar toplanma işi Ali'ye dönmüş oldu. Şimdi etkenle dönüşlü arasındaki fark ne o zaman diyeceksiniz. Evet yüklemin yapısı arkadaşlar. Bu edilgen yaparken kullandığım n ve l ekleri yüklemde varsa bakın burada var. Ama işi yapan gerçek kişi ise yani gerçek özneyse işte bu dönüşlü fiildir. Bir örnekle pekiştirmek istiyorum arkadaşlar. Yüklem. Ne dedik? I ve ekleriyle edilgen yapıdaki gibi olacak dedik. E, Leyla yarım saat yıkandı. Şuraya biraz önceki örneğimi de yazayım. Bulaşık yıkandı. E şimdi arkadaşlar bakın Yüklemin yapısı n hmm, ek'i almış. Dolayısıyla edilgen ya da dönüşlü yapıda. Ama hangisi? Şimdi yıkandı yüklem. Yıkanan kim? Leyla. E şimdi bu işi gerçek özne yapmadı mı? İşi yapan bizzat Leyla. Dolayısıyla bakınız bu dönüşlü bir fiildir. Yapıya bakıyorum n hmm, ek'i var. E dolayısıyla arkadaşlar... Bunu yüklem alırsam yıkanan ne bulaşık? Bulaşık kendi kendine mi yıkandı? Hayır. Burada bir sözde özne olduğu için bu ise edilgendir. En çok bu dönüşlüyle edilgen karıştırılır, ka karıştırılır arkadaşlar. Bu ikisine dikkat edelim. İsterseniz bir örnek daha çözeyim bununla ilgili daha çok pekisin, Şurayı hemen siliyorum. Yaklaştıralım. Kalemimizi mavi yapalım. Sokaklar süslendi. Fatma süslendi. Bakın arkadaşlar yüklemimde edilgen eki olan h hmm, eki var yine. Yüklem, yüklem. Kim süslendi? Ne süslendi? Sokaklar. Yani sokaklar kendi kendine süslenemeyeceği için sözde öz nedir bu? Dolayısıyla edilgendir. Kim süslendi? Fatma. Bu ise arkadaşlar süslenme eylemini yapan Fatma'dır. Eylem kendine dönmüştür. Dolayısıyla bu dönüşlü bir fiil olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar umarım bu dönüşlü ile edilgeni anlamışsınızdır. Şimdi gelelim işteş fiilleri. Bu işteş ne acaba? Karşılıklı yapma anlamı ya da beraber yapma anlamı katar. Mesela uçuşmak. Eki ise ş ekidir. Ya da e, birlikte uçuşmak, kuşlar uçuşur. Ya da tokalaşmak, bakın birlikte yapma anlamı var. E, şu şekilde çıkıyor soruları genelde. Aşağıdaki işteş fiillerden hangisinde farklı bir anlam vardır? E, dediğimiz gibi işteş fiiller iki anlam katıyor. Ya birlikte ya da karşılıklı. Ee, arkadaşlar eki almayan bazı kelimelere burada vurgu yapmak istiyorum. İlk olarak almayanlar var. Mesela savaşmak, barışmak kelimelerine bakarsak bu ek değildir. Neden? Savaşmanın kökü sav değildir. Savaş zaten kök halindedir aynı şekilde. Barışmanın kökü bar falan değildir. Barışmaktır. Dolayısıyla bu iki kelimeye dikkat edelim. Bazı kaynaklar bunlar işteş olarak almayabiliyor. Ama bana sorarsanız ben bunlara e, anlam bakımından işteş diyebilirim. Çünkü savaşmakta, barışmakta karşılıklı olarak yapılan şeylerdir arkadaşlar. İşteşe bir iki örnek daha verip, Artık anlatımımı bitireceğim arkadaşlar. Ee, ne yapalım mesela öpüşmek diyelim. Karşılıklı yapma anlamı var. Görüşmek. Ne yaptı arkadaşlar? Karşılıklı görüştüler. Tartışmak. Karşılıklı anlamı. Var bunlarda. Konuşmak mesela. Tek tek yazmaya gerek yok. Anlamdan karşılıklı mı yapıldı yoksa birlikte mi yapıldığı anlaşılabilir. Buna göre de sorular çözülebilir. Arkadaşlar hemen tekrar özetleyelim. İlle çatıyı nesne ve öznesine göre ayırıyorum. Nesnesine göre nesne alıyorsa geçişli. Nesne alamıyorsa geçişsiz. Ee, geçişli bir fiil tekrar e, rt tır ekleriyle tekrar geçişli hale getirilip başkasına yaptırma anlamı varsa ettirgen geçişsiz bir fiil geçişlerle getiriliyorsa oldurgan diyorduk. Öznesine göre etken gerçek özne edilgen l ve n ekleriyle sözde özne işteş ş ekiyle karşılıklı ya da beraber yapma dönüşlü ise aynı edilgen yapıdaki bir yüklemin gerçek özne tarafından yapıldığı fiiller olarak karşımıza çıkıyor. Ben Deniz Kubilay Oral. Başka anlatımlarımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.